Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etab'a hoş geldiniz. Bu hafta da yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bakalım bu hafta neler var diye merakla bekleyenleri çok fazla sabırsızlandırmayalım ve Opet test köşemize başlayalım. Sizleri ilk olarak İspanya'ya, Barcelona'ya götüreceğim. Bir modelin 40. yılı kutlandı burada. İlk çıktığı günü hatırlıyorum. Aslında o gün de beni çok heyecanlandırmıştı. O zamanki trendleri düşünürsek o kasasıyla, o görüntüsüyle çok beğenimi kazanmıştı ve keşke böyle bir otomobilim olsa demiştim. O günden bugüne elbette tabii köprünün altından çok sular aktı. Tasarımlar gelişti, teknoloji gelişti, birçok yenilik geldi. Bugün tabii ki çok daha güzel bir hale geldi ama 40 seneyi de devirmiş oldu. Seat Ibiza'dan bahsediyorum. Ibiza'yı görmüşken Seat'ın geçmişine de kısa bir yolculuk yaptık. Şimdi bu görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, Seat Ibiza 40 yaşında, 40. yılını kutlamak için İspanya Barcelona'ya geldik. Tam 5 jenerasyondur Ibiza hayatımızda ve bu kadar süre içinde de 6 milyondan fazla satarak markanın en başarılı modeli oldu. Tabii ki bu başarının temelleri aslında 1984 yılında ilk nesil Seat Ibiza ile atıldı. Seat Ibiza pazara sunulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz inovasyonla geçen 40 yılını kutluyor. Şirketin başarısında dönüm noktası niteliği taşıyan model, 5 nesliyle 6 milyon adetten fazla bir satış rakamına ulaştı. En yeni teknolojileri ve inovasyonları herkesin erişebileceği bir otomobilde bir arada sunan Seat Ibiza, özellikle genç müşteriler için büyük değer yarattı. Seat Ibiza'nın her nesliyle birlikte yeni konseptler piyasaya sunularak markanın büyümesine enerji katıldı. ...1984'te birinci nesil, bu kare kasa tabir edebileceğimiz kasayla başlayan Seat Ibiza macerası 1993'te ikinci nesille devam etti. Hemen ortada 5. jenerasyonu görüyoruz, 2024 Seat Ibiza'yı, ama ondan önce olan Seat'lara da bir bakalım neler varmış, nasıl tasarımlar varmış. 2002'deki modeli görüyorsunuz. Bunları sıkça ülkemizde görmüştük aslında. Ve son 4. jenerasyon, yani bir önceki jenerasyon 2008'de lanse edilmişti. Oldukça şanslıyız çünkü 5 jenerasyon Ibiza'da burada. İlk jenerasyon MK1. Hemen ben bunu aldım. Neden diyeceksiniz? Bunun süspansiyonu diğerlerine göre biraz daha sert, daha sportif, rally versiyonu çünkü. O yüzden o yol tutuş hissiyatını MK1 ile bu virajlı yollarda daha fazla çıkaracağımı düşünüyorum. Evet, ilk MK1'i kullanacağım. Sonra diğer jenerasyonları da geçireceğim ve en son 5. jenerasyonda burada kullandıktan sonra tabii ki İstanbul'a döneceğiz ama benim için bu İlk göz ağrısı. Sesi bile insanı heyecanlandırıyor. Birinci nesil Seat Ibiza şirket için bir dönüm noktasıydı. Markanın artık bağımsız bir üretici olarak devam edeceği yolculuğun başlangıcıydı. Markanın teknoloji ortağı olmadan geliştirdiği ilk otomobil olan Seat Ibiza MK1'in ortaya çıkış sürecinde şirket içi uzmanlığın yanı sıra dış tasarımda Giorgetto Giugiaro, iç mekan tasarımda Karman ve güç aktarma organlarında Porsche gibi ortakların uzmanlığından yararlanıldı. Şimdi ilk yola çıkıyoruz ama direksiyon tabii ki o hidrolik elektronik direksiyonlara alıştık. Elektrik destekli direksiyonlara biraz sert geliyor ama o dönem işte bu araçları çok rahat kullanıyorduk. Neredeyse tek elle çeviriyorduk. Şimdi ise bizi zorluyor. Tabii ki biraz yaşlar da ilerledi. Teknolojiler gelişti. Konfora alıştık. Ama yine de büyük heyecan duyduğumu ve büyük keyif aldığımı söylemem lazım. Aracın biraz rölantisi düşük. O yüzden de bu 1 ile 2'nin arasında
devri iyi yakalamak gerekiyor. Biraz daha hızlı gitmem lazım ama öndeki araçlara, rehber araca uymam gerekiyor. Tam böyle arada kalıyor. O yüzden arada bir silkeliyor. Şimdi yola çıkınca daha fazla keyif alacağız. 5 jenerasyonda şu an burada. Onları da tek tek değişerek kullanacağız. İkinci nesil Seat Ibiza 1990'ların başında piyasaya sürüldü. Yine Giorgio Giugiaro tarafından Martorell Tasarım Merkezi ile yakın işbirliği içinde tasarlanan otomobilde daha yuvarlak hatlı, aerodinamik ve sportif yönü ağır basan bir estetik anlayış benimsendi. Evet, ilk jenerasyondan sonra ikinci jenerasyona geçince tabii biraz böyle çağıtlamış gibi oluyorsunuz. İçerideki hem dekor değişiyor, göstergeler değişiyor, biraz daha sportif ruh ortaya çıkıyor. Tabii ki ötekine göre kullanması daha da kolaylaşıyor, onu söyleyeyim. Ama 80'lerden tabii 90'lara geliyoruz. Bütün o aradaki gelişmeleri bu araçta görmek mümkün. Koltuklar çok sportif, çok iyi kavruyor. Zaten Ibiza'nın hani o ruhu o dönemde öyleydi. Böyle kullandığınız anda sizi ateşleyen bir yapısı vardı. Barcelona sokaklarında bir Seat görmek, Ibiza görmek o kadar anormal değil elbette. Ama bu 5 jenerasyonu arka arkaya görmek emin olun İspanyolların bile başını döndürüyor. 2001 yılında Bologna Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 3. nesil Seat Ibiza, üretim kalitesi, mühendislik, dinamik performans ve tasarım dilinde önemli bir ilerlemenin sinyallerini verdi. Şimdi 3. jenerasyondayım. Tabii ki 1 ve 2'den sonra bu daha teknolojik, daha modern. Birçok güvenlik özelliğini de barındırmaya başlıyor ilk jenerasyonlara kıyaslarsak. Bir de tabii yeni olduğu için dikiz aynası da daha net bir görüş sunuyor arka tarafa baktığımda. Burada kullandığımız tüm araçlar, yani Seat Ibiza'nın 4 jenerasyonu da manuel şanzımanlı. 4'ü de öyle, 5. jenerasyona en son bakacağım. Aklıma gelmişken söyleyeyim, hemen hemen hepsinde bir debriyaj kavrama noktasının farkı var. Kavrama noktaları değişiyor gerçekten. Seat 4. nesil Seat Ibiza için yeni bir yaklaşım benimsedi. Önceki versiyonları temel alan geliştirme ekibi yeni bir tasarım dilini mevcut en yenilikçi teknolojilerle bir araya getirmeyi hedefledi. Bu çalışmalar devam ederken 2009 yılında otomobilin üretime başlamasının 25. yılı kutlandı. Beşinci nesil Seat Ibiza, müşterilerin değişen taleplerini karşılamak üzere tasarlandı. Barcelona'da tamamen yeni bir platform, Volkswagen grubunun MQB A0 platformu üzerinde geliştirilen Seat Ibiza, teknolojik içerik, sürüş dinamikleri ve konfor sunuyordu. Seat, markanın en ikonik modeli Ibiza'nın 40. yıl dönümünü yeni donanım ve renklerin yanı sıra yeni alaşım jantlar ve tasarım dokunuşları içeren Anniversary adlı sınırlı üretim modelle kutluyor. Seat Ibiza Anniversary Limited Edition 2024 yılının birinci çeyreğinden itibaren satışa sunuldu. Seat tarihinin sergilendiği bu alanda birçok model araçla beraber tabii ki geçmişten günümüze gelen Seat modelleri de yer alıyor. Bu modellerin bazıları aslında sizlere tanıdık gelecek. Şimdi isterseniz şöyle yavaş yavaş içeride kısa bir tur atalım. Bu modellere bir göz atalım. Bakın, efsanevi Fiat 500 burada, Seat 600 olarak karşımızda. O şirin, sempatik yapısıyla hani Topolino, Fiat 500 onları bizlere anımsatıyor. Geçmişten günümüze gelen Seat modellerinden bir tanesi bu. Hemen şöyle sağ tarafa döneceğim. Buraya döndüğümüzde ise Türkiye'de bir dönemin efsanesi olan Murat 124. Ama bakın
logoyu gördünüz. Seat yazıyor. Hemen yanındaysa bir dönem yine Lada olarak ülkemizde yer alan Seat 1430'lar var. Onların yine yanında hemen gözümüzden kaçmayan, dikkatimizi çeken bir başka model var burada. Bizim Murat 131 olarak tanıdığımız Seat 131 burada. Hemen yanındaysa Şahin. Ve biraz daha yıllar geçtikçe Doğan olarak karşımıza çıkan model burada Seat olarak yer alıyor. Şimdi şöyle arka tarafa doğru geçecek olursak Seat'ın motor sporları tarihinden izler göreceğiz ve konsept araçlarını göreceğiz. Bakın, Ateca'dan Ibiza Cupstra, üretime geçmemiş modellere kadar birçok farklı model var burada. Çok şık. Ginebra. Bunun benzerini biz Türkiye'de Ibiza Bocanegra olarak görmüştük ve gençler arasında oldukça tutulmuştu. Şimdi şöyle hemen sağ tarafa döneceğim ve motor sporlarına geleceğiz. Motor sporları bölümüne Seat Ibiza'nın 8 kapı numarasıyla Ibiza Trophy'de kullanmış olduğu araç. Yine Seat Sport'un 2013'te kullanmış olduğu araç. Seat Leon burada. Ivan Müller'in Dünya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarıştığı Leon'u yine yanında görüyoruz. Çok çok ünlü pilotların araçları burada. Jordi Henne. Yine Henne'nin ikinci aracı burada. Motor sporları tutkunlarını heyecanlandıran modeller. Çünkü çok rekabetçi yapılarıyla bizlere heyecanlı yarışlar seyrettirmişlerdi. Bir başka efsanevi isim Rovanpera. Rovanpera'nın aracı da yine girişte yer alıyor. Hemen en öndeki araçlardan bir tanesi. Bakın arka arkaya hepsi dizilmiş vaziyette. Ne kadar güzel duruyor. Motor sporları tutkunları dediğim gibi bu araçları görünce heyecanlanacaklardır. Çünkü çok keyifli, çok güzel yarışlar izlemiştik bu araçlarla. Sarı rengi ve farklı tasarımıyla şirin, sempatik bir roadster. Yine Seat tarafından üretilmiş. Evet, içeride oldukça sade bir tasarım var. Seat Formula. Ibiza ile Rally Catalunya'da 1994 yılında mücadele etmişlerdi. O günden sonra da birçok başarıya da imza attılar. Seat'ın 1953 yılında ürettiği ilk model, 1400 modeli. O zaman için oldukça pahalı bir otomobil. 114.000 pesetasa denk geliyor o günkü ülke kuruyla ve bu da takribi olarak orta gelirli bir ailenin ancak 7 yılda alabileceği bir araç anlamına geliyor ve sadece günde 5 araç üretilebiliyormuş o zaman bu araçtan. Hemen yanında ikinci model var, gördüğünüz gibi kapıları yok. İşte bu araçta da fabrikayı gezdiriyorlarmış önemli kişilere, zengin kişilere. Seat 600 modelinin ilk jenerasyonu burada karşımızda. 575 kilogram ağırlığa sahip ve sadece 18 beygir gücünde. İkinci jenerasyonda ise görmüş olduğunuz gibi üst tarafı açılabilir ve beygiri yükseltilmiş. Tam 21 beygir. Seat 600'ün burada arkadaki römörkü 250 kilogram yük taşıyabiliyor ve 21 beygirle bunu yapıyor. Bu da Seat'ın Seata modeli. Sadece Barcelona Motor Show için üretilmiş 6 adet araçtan bir tanesi. Bu aracın ilk üretilen
modelini, versiyonunu ise Salvador Dali satın almış görür görmez. Orada VIP konukların taşınması için kullanılmış. Bakın ahşap direksiyonda yine oldukça şık duruyor. Özellikle o dönemi düşünürseniz. Başarılı. 1975'te Martorell'de teknik merkezin kurulmasıyla tasarlanan, geliştirilen ilk model 1.2 litrelik motor hacmindeydi ve Bocanegra olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi burnu siyah. Daha sonra ilk Bocanegra olan bu araca gönderme yapılarak Ibiza Bocanegra'lar üretilmişti. Ve bu da Seat Ibiza mini pedal. Aslında yakından bakınca neredeyse tam boy gibi gözüküyor ama içini size göstereyim. İşte içine oturuyorsunuz, o çocukluğumuzdaki pedallı otomobillerin aslında daha da şık versiyonu yapmışlar diyebilirim. Keşke çocuk olsaydım da böyle bir şeyi o zaman kullansaydım. Burada da bir hazine var. Hemen bizim önde gördüğümüz güzel araçların arkasına gizlemişler. Gördüğünüz gibi tarihin tozlu sayfalarından çıkarmışlar, buraya getirmişler. Bu araçlar da yeniden renove edilmeyi bekliyor burada. Ama bu halleri bile eminim ki otomobil tutkunlarını heyecanlandıracaktır. Bakın yine bir şasi numaralı aracı burada görmek mümkün. Şu an Seat Atölye'deyiz. Hem klasikler toplanıyor burada ve tabii ki benim çok ilgimi çeken Ibiza burada İspanya'da klasik rally otomobili olarak hazırlanıyor ve 5 araçla klasik araçlar kategorisinde rally'e katılacaklar. Şu anda bunu rally için hazırlıyorlar. İçinde roll cage'leri görüyorsunuz. Tabii ki daha işin çok başında, diğer güvenlik ekipmanları da araca monte edilecek. Opet test köşemizin ikinci konuğu Mercedes V serisi. Mercedes-Benz gelecekte van modellerinde farklı bir stratejik yaklaşım izleyecek. Geçen sene paylaştığı üzere şirket ticari vanlar için premium bir strateji hedefliyor. Tüm Mercedes-Benz binek otomobillerinde olduğu gibi marka gelecekte yeni geliştirilen, bireysel kullanım için konumlandırılan tüm MPV'lerde lüks stratejisi uygulayacak. Mercedes-Benz bu stratejik değişikliği 2026'dan itibaren çıkacak olan modüler ve ölçeklenebilir van elektrik mimarisinin kullanıma sunulmasıyla tam olarak uygulamayı amaçlıyor. Yeni kişisel kullanıma yönelik orta boy MPV'ler, EQE ve V serisi bu yolda önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Her iki modelde yeni ve dış ve iç tasarımıyla daha da gelişmiş bir yapı ortaya koyuyor. Özellikle daha akıllı dijital ağ çözümleri ek konfor ve güvenlik sağlıyor. Sevgili seyirciler, çok güzel bir mekandayız. Burası filmlere konu olmuş bir yer. Cannes'dayız. Fransa'nın güney sahili. Birazdan çok güzel bir rotada yenilenmiş, makyaja uğramış Mercedes'in MPV, ilk MPV'si 2014'te tanıttığı V serisinin makyajlı halini kullanacağız. 3 donanım seviyesi var. Style,
Avantgard ve Exclusive olmak üzere bu benim arkamda görmüş olduğunuz en üst versiyon. Ancak Türkiye'ye bu gelmeyecek. Avantgard versiyonu gelecek. Ön tarafta bir takım farklılıklar var. Panjur farklı bir kere Exclusive ile Avantgard arasında. Bir de buradaki yıldız farklılığı var. Exclusive versiyonda o Mercedes'in ikonik yıldızı kaputun üstünde duruyor. Ama diğer versiyonlarda burada normal bir arma olarak yerleştirilmiş durumda. Biz şimdi testimize Exclusive ile başlayacağız. Oldukça üst seviye bir donanıma sahip ama Avantgard bunu aratmıyor, onu söyleyeyim. Neler değişti? Tabii ki görsel bir takım dışarıda değişiklikler var, içeride de var ama ana akım aslında burada ana değişiklik MBUX sisteminin değişmesi, bağlantılı sistemler ve daha fazla teknolojiyle içeride konfor sunması. Onları size sürüş esnasında anlatacağım. Türkiye'ye ilk olarak dizel versiyonu gelecek. Bir de elektrikli versiyonu var. Elektrikli versiyondan da bahsedeceğim. Nasıl bir güç sunuyor, neler sağlıyor? Onları da yolda güzel rotamızda sizlere anlatayım. Şimdi gelin aracın içine geçelim. Evet, içerisi oldukça şık bir SUV aratmıyor, öyle söyleyeyim. Bu bir MPV tabii ki ama SUV aratmayacak şekilde yenilenmiş içerideki görsel şıklık hakikaten göz dolduruyor. TQV modeli Avantgard olarak sunulurken V serisi ise baz versiyon dışında Style ve Avantgard serileri ve ürün gamının tepe noktası olarak Exclusive versiyonları ile satılıyor. Ayrıca V serisi için AMG Line ve gece paketi dışında EQV için dış ve iç tasarım paketleri gibi opsiyonel tasarım paketleri de mevcut. Evet, Nice'de kısa bir süre aracı kullanıp tanıdıktan sonra şimdi size özelliklerinden bahsedeyim. Mercedes-Benz V serisinin benzinli, dizel ve elektrikli versiyonları olacak ama bizde ağırlıklı olarak biliyorsunuz dizel versiyon tercih ediliyor. Benzinli versiyon Türkiye'ye şu anda gelmeyecek, planlar arasında yok. Bunun dışında elektrikli versiyonu ise daha sonra gelmesi planlanıyor. İçeride şöyle bir durum söz konusu Avantgard'da. Önde iki koltuk, arkada iki ve iki koltuk daha, yani 5+1 diye geçiyor. 6 kişilik bir oturma pozisyonu bulunuyor Avantgard versiyonun. Şimdi sol tarafımda Nice Marina'yı görüyorsunuz. Harika tekneler var, çok güzel ağaçlar var. Şansımıza yağmur yok, böyle güneş yüzünü gösteriyor. Çok keyifli bir rotada gidiyoruz. 9 ileri G-Tronic otomatik şanzıman, vites geçişleri çok rahat. Dizel motor sesini içeride çok fazla duymuyorsunuz. Biz çok sakin kullanıyoruz, hız limitlerine de uyuyoruz. Burada genelde şehir içinde 30 ve 50 civarında hız limitleri. Herkes trafik kurallarına uyuyor. Korna sesi duymanız mümkün değil. Dolayısıyla etrafta fazla ses olmayınca aracı daha fazla dinliyorsunuz. Araçta da içeride çok fazla ses yok. Tabii ki ilk dikkat çeken şey dijital sistemlerin bu araçta çok daha fazla kullanılmış olması. İç mekan dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümüne dikkat çekiyor. Kokpiti 2 adet 12.3 inç geniş ekran, şık yeni havalandırma ızgaraları ve kapasitif eller serbest algılama özelliğine sahip yeni nesil direksiyon süslüyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, istek üzerine akıllı telefon kablosuz şarj özelliğini de destekliyor. Anahtarsız çalıştırma işlevi, ısıtmalı direksiyon ve gece sürüşü için kısık arka kabin aydınlatması olmak üzere bazısı opsiyonel, birçok yeni özellik kabin içi deneyimi ileri taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Arka tarafa daha kolay erişim sağlamak üzere V serisi ve EQV standart olarak aracın sol tarafı sürgülü bir kapıyla donatılıyor. V serisi başarısını kanıtlamış olan verimli dizel motor OM654 ile donatılmış. Bu motor 3 farklı güç çıkışı sunuyor. 120 kW yani 163 beygir, 140 kW 190 beygir ve 174 kW 237 beygir. Bize 237 beygirlik versiyonu gelecek.
ve WLTP karma yakıt tüketimi ise bu aracın 6.9 litre arasında değişiyor. Tabii ki bu sizin kullanımınıza, kullandığınız rotaya, kullanım alışkanlıklarınıza bağlı yaptığınız kilometreyle beraber. İçten yanmalı versiyonlar arkadan itişli, elektrikli versiyonsa önden çekiş sistemiyle donatılmış. Yani önde olacak motor elektrikli versiyonda. Bizde içten yanmalı versiyonlarda arkadan itişli ama dört tekerlekten çekiş opsiyonu da bulunuyor. Bu sizin tercihinize göre siparişle de bu dört tekerlekten çekiş sistemini de alabileceksiniz. Daha önce de söylemiştim. 9 J-Tronic şanzımanla kombine ediliyor. Vites geçişleri oldukça sorunsuz ve ekonomi odaklı. Ama performans yönünden de oldukça ideal. Buradaki dynamic modu üzerinden sport, comfort ve normal modlarını burada kullanabiliyorsunuz. Ben her zaman konforu tercih ediyorum. Çünkü daha rahat oluyor. Daha sportif sürüşler için yine sport modunu siz tercih edebilirsiniz ama tüketim değeri de o şekilde yükseliyor. AQV'den bahsettik. O da elektrikli versiyon. Onu da ileride Türkiye'de görebileceğiz. Kabaca şunu söyleyebilirim AQV ile ilgili. 220 kilometreyi reel olarak yapmanız mümkün. Aslında menzil size bataryalarına göre 365 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ama realitede dediğim gibi 220 kilometrelik bir menzil çok rahat gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla eğer kısa mesafede taşımacılık yapıyorsanız, böyle transfer yapıyorsanız işinizi görecektir. Ama Türkiye'nin ağırlıklı olarak kullanılacak gerçeği ise dizel, yani içten yanmalı motorlar. Peki Mercedes V serisini, Mercedes-Benz V serisini kimler kullanıyor, kimler kullanacak? Genellikle bu tarz araçları öncelikle aileler kullanıyor. İkinci olarak VIP ve business müşterileri, bir de sportif hobileri olan, böyle outdoor hobileri olanlar kullanabiliyor. İçeride tabii ki koltukların pozisyonunu şekillendirdiğiniz için oldukça geniş bir alan size sunuyor bu araç. Tamamen elektrikli AQV, maksimum 150 kW, 204 beygir ve sürekli 70 kW, 95 beygir güç üreten elektromotoru 90 ve 60 kW saat olmak üzere iki batarya boyutuyla satışa sunuluyor. AQV, verimli enerji geri kazanım sistemi ve gerçek dünyada verimliliği ve menzilini daha da arttıran optimize edilmiş termal yönetiminde katkısıyla 277 ile 365 kilometre arasında elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Evet, şimdi bir bagajına bir göz atalım. Bakın, elektrikli bagaj kapağı son derece kolay açılıyor. Burada geniş bir alan sizin kullanımınız için hazır bekliyor ama yerdeki rayları da görüyorsunuz. Koltukları burayda hareket ettirmek mümkün. Buradayken şöyle bir de yan taraftaki, özellikle sol taraftaki kayar kapıya da bir göz atalım. Kapı kolunu çektiniz, bıraktınız. Bu şekilde açılıyor ve arkada VIP diye tabir edebileceğimiz lüks, konforlu koltuklar sizi karşılıyor. Koltukların bacak desteklerini, bu bölümlerini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen burada ayak pedleriniz var. Bunu ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz ve bu şekilde daha konforlu oturabiliyorsunuz. Tabii biz aracın içini biraz eşyalarımızla dağıttık ama keyfini çıkarmak için de bunu yapmak lazımdı. Şu şekilde de kapı kolunu buradan çektiniz, tekrar bıraktınız, kapı kapanıyor. Veya bunu içeriden düğmesinden elektrikli olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Evet, araçta birçok güvenlik ve sürüş asistanı var. Onlardan bir tanesi ışıklarda durduğunuzda trafik ışığını size gösteren kamera. Burada şu an kırmızı yandığını görebiliyorum. Çünkü burada ayna kapatabiliyor. Öne eğilip bakacağımı, buraya baktığımda net bir şekilde ışığı, rengini görmek mümkün. Tabii ona göre de trafiğin akışını sağlayabiliyorsunuz.
Yine bir başka detay ise buradaki ayna. Bu aynayı isterseniz kamera olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki mandalı çevirerek klasik ayna olarak da kullanmanız mümkün. Ama kamerada bakın çok daha iyi bir görüş var. Çünkü ayna olduğunda arkadaki alanın derinliğinden bazen arkayı görmek daha zor olabiliyor. Park manevralarında da çok işinize yarayacak bir özellik. Müşteri profilimiz VIP, özel kullanım, iş amaçlı yine özel kullanım için ihtiyacı olan müşterileri aslında daha çok hedefliyor diyebiliriz. Özelliklerine bakacak olursak da V serisi aracın özellikle iç dizaynındaki değişiklik otomobili gerçekten aratmayacak şekilde oldukça lüks ve teknoloji odaklı bir değişim diyebiliriz. Otomobilde olduğu gibi hafif ticari araçlarda da Türkiye'de Mercedes-Benz elektrikleniyor diyebiliriz. Bu aracın elektrikli versiyonu yine bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak planlarımızın arasında. Bu da müşterilerimizi oldukça heyecanlandıracak ve yine lüks algısını elektrikli V serisinde de yaşayacaklar diyebiliriz. Evet, şu anda Nice'deyiz. Nispeten güzel bir havada, çok güzel bir lokasyonda bu aracı kullanarak buraya kadar geldik. Rotamız devam edecek. Çok daha güzel rotalarda aracı kullanacağız. Bundan sonra ben biraz daha aracın özelliklerini keşfetmeye çalışacağım. Keyfini çıkarmaya çalışacağım. Dediğim gibi ikinci yarının başlarında Türkiye'ye gelecek. Yenilenmiş, makyajlanmış haliyle ve daha modern teknolojiler, daha dijital sistemler bu araçta sizi bekliyor. Evet, bu güzel görüntülerle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Tabii ki lüksün, konforun, taşımacılığın önemli modellerinden bir tanesiydi. Yeni özelliklerini ekrana getirdik. Önümüzdeki hafta yepyeni modellerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.